Farklı bir ülkeye taşınmak heyecan verici ve hayat değiştiren bir karar olabilir. Ancak bu kolay bir mesele değildir. Öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor. Başka bir ülkeye yerleşmek için mutlaka bir miktar para gereklidir. Yani demek istediğim, bulunduğunuz ülkeden taşınmak istiyorsunuz, 1 yıl, 2 yıl, hatta belki 5 yıl kendinizi zorlayıp yaşamak istediğiniz ülkenin oturum izni şartlarını yerine getirirseniz kalan hayatınızı mutlu bir şekilde geçirebilirsiniz. Göç etmek için çok fazla değerlendirme, düşünce ve somut bir eylem planı gerekir. Karar vermenizde rol oynayan çeşitli faktörler vardır. Güvenlik, ekonomi, sağlık, eğitim ve benzeri. Bunlar göç etmek isteyen birinin kontrol etmesi gereken hususlardır. Daha göç etmeden ufak bir araştırma yapmak bizim bu karardan vazgeçmemize sebep olabilir. Gerekli evrakları bir araya getirmek, kurallara, düzenlemelere ve bürokrasiye uymak bazen çok zaman alır. Ancak bazı ülkeler bize bu konularda biraz kolaylık sağlıyor. Bir, Kanada. İngilizce konuşulan bir ülkeye göç etmek ve her şeyden önce konfor ve refah isteyenler için Kanada doğru yer olabilir. Ülke, dünyanın en göçmen dostu ülkelerinden biri. Birleşmiş Milletler tarafından yaşanacak en iyi ülkelerden biri olarak derecelendirilmekle övünür. Ülkenin liberal bir göç politikası var ve göçmenlere iyi bir tutum sergiliyor. Kanada, göçmenleri ülkeye kabul etme politikasını sürdürürken onların ülke ekonomisine büyük katkılarının olacağını düşünüyor. Eğer Kanada'nın ihtiyaç duyduğu bir iş kolunda çalışıyorsanız aklınızda bulundurun. 2019-2021 göçmenlik planı kapsamında Kanada göçmen kabul hedeflerini 2022 yılına kadar 1 milyon göçmeni çıkarmayı hedefliyor. Kanada emekli olanların yerini alacak vasıflı işçiler arıyor. Bu nedenle ülkede ikamet için yabancı işçiler aranmakta. Kanada ayrıca dünyanın en iyi üniversitelerinden bazılarına sahiptir. Ülke düşük suç ve şiddet oranına ve yüksek bir yaşam standartına sahiptir. Tüm bu noktalar onu göçmenlik için en çok tercih edilen destinasyonlardan biri haline getiriyor. Paraguay. Güney Amerika'nın karayla çevrili tropikal kalbi Paraguay. Paraguay'a taşınan gurbetçiler istikrarlı ekonomi, düşük vergiler ve düşük yaşam maliyetinden etkileniyor. Ancak diğer birçok gelişmekte olan ülke gibi buradaki hayatın da yolsuzluk dahil olmak üzere olumsuz yanları var. Daimi ikamet izni almak için en az 5000 dolar tutarında yerel bir bankaya depozitonuzu yatırmanız gerekmektedir. Ve yerleştikten sonra Paraguay'a en az 3 yılda bir ziyaret etmeniz istenir. Aksi takdirde İkamet belgeleriniz iptal edilebilir. Yasaya göre daimi ikamet edenler 3 yıl içinde Paraguay vatandaşlığına başvurabilirler. Bununla birlikte gurbetçilerin dünyanın en güçlü 24. pasaportunu kendilerine ait olarak adlandırabilmeleri için önemli yerel bağlar göstermeleri gerekiyor. Bunlar arasında evlilik, arazi veya şirket mülkiyeti, sürekli mali ikamet veya yerel bir iş yer alır. Ek olarak İspanyolca ve ülkenin tarihi coğrafyası ve siyaseti hakkında temel bilgiler gereklidir. Geleneksel iş modelleri dışında gurbetçiler için iş bulmak zor. Paraguay'da yaşamanın maliyeti hakkında şöyle bir örnek verelim. Paraguay'ın başkenti Asunción'un merkezinde bir daire kiralamak size ortalama 8 milyon Paraguay guaranisine patlayacaktır. Yani 1000 dolar civarlarında diyebiliriz. Dominik. Beyaz kumlu plajları ve mavi sularıyla övünen Dominik Cumhuriyeti bize Karayipler'in rahatlatıcı havasını sunuyor. Hizmet sektörünün tarım sektörünü geçtiği bir ülkedir. Aynı zamanda ekonomisi en hızlı büyüyen Güney Amerika ülkelerinden biri. Dominik Cumhuriyeti'nde oturum izni almak istiyorsanız bir gayrimenkul satın almanız yeterli olacaktır. Bu da size 100 bin dolara patlar. Biliyorum, bu dudak uçuklatıcı bir fiyat. Fakat bir iş kurma potansiyelinin olduğu ülkelere göre en iyisi diyebiliriz. Vatandaşlığa hak kazanmak için akıcı bir şekilde İspanyolca konuşabilmeli ve Dominik Cumhuriyeti'nin kültürü, tarihi, değerleri ve geleneği ile ilgili bir sınavı geçebilmeniz gerekmektedir.
Karadağ. 2006 yılında bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana Karadağ ekonomisi, turizm ve yenilenebilir enerji sektörlerine biraz bağımlı olmakla birlikte hizmet odaklı olmuştur. Avrupa Birliği'ne aday bir ülke olan Karadağ, istikrarlı bir kredi notuna ve yıllık %4,1 büyüme oranı olan bir ekonomiye sahip. Göç edilmesi en kolay ülkelerden biri gibi görünen bu ülkede herkes iş kurma şartıyla 1 yıllık oturma vizesine başvurabilir. Tabii iş kurmanın da belirli şartları var. Bunları videoda anlatamam maalesef. Çünkü video çok uzar. Neyse, ülke ayrıca para yatırarak vatandaşlık için yeni bir program başlattı. Karadağ'ın turistik olmayan bölgelerine en az 100 bin euroluk bir yatırım yapıp ve 15 bin euro tutarında olan verginizi öderseniz vatandaşlık almaya hak kazanırsınız. Siz yine de vatandaşlığı bir kenara bırakın derim. Şimdiden çok küçük dozda bir iş kurma fikrini kafanızda bulundurmanız sizin için daha iyi olacaktır. Karadağ'da yaşam oldukça ekonomiktir. Başkent Podgorica'da tek bir kişi ayda 250 euro ile yaşayabilir ve 300 euro gibi bir ücret karşılığında şehir merkezinde tek yatak odalı bir daire bulabilirsiniz. Belçika. Avrupa'nın en gözde ülkelerinden biri olan Belçika'da çalışarak oturum izni alabilirsiniz. Eğer Belçika'da bir iş teklifi aldıysanız işlemleriniz işveren tarafından halledilir. Muhasebe sorumlusu ve hesap yöneticisi Belçika'da aranan meslekler arasında başı çekiyor. Bunlar kadar denetçi ve inşaat işçisi aramaları da bir hayli fazla. Belçika, yaşam şartlarının yüksek olduğu ülkelerden birisidir. Para birimi olan euro kullanması, Türkiye'den turist olarak giden kişiler için Belçika pahalı algısı yaratıyor olsa da Belçika'da çalışıyor olmanız durumunda bu pahalılık ortadan kalkacaktır. Maaşınızı euro üzerinden aldığınızda ülkede rahatlıkla yaşayabilirsiniz. Avustralya. Avustralya sadece nefes kesici manzaraları ve vahşi yaşamı ile tanınmakla kalmaz, aynı zamanda göç edebileceğiniz en iyi ülkelerden biridir. Sydney, Melbourne gibi büyük şehirlerde çok fazla Asyalı göçmen yaşamaktadır. Avustralya'da daimi ikamet etmek istiyorsanız önce çalışma vizesine başvurmanız gerekir. Bunun için orada çalışmanız için size sponsor olacak Avustralyalı bir işverene ihtiyacınız var. Aynı pozisyonda 2 sene çalıştıktan sonra eğer kriterlere uygun olursanız işvereniniz kalıcı oturma alabilmeniz için size aracı olabiliyor. Veya Avustralya'da çok aranan becerilere sahip bir işçi olarak başvurabilirsiniz. Panama. Dış görünüşüyle Amerika'yı andıran Panama, tropikal bir iklim bölgesidir. Panama, Orta Amerika'da Karayip Denizi ve Kuzey Büyük Okyanus kıyısında Kolombiya ve Costa Rica arasında yer alan bir ülkedir. Panama, aynı zamanda güvenilir olması ve gelişmiş bir ülke olmasıyla adından söz ettirir. Panama'da yaşamanın ilk adımı, ülkede ayda 1000 dolar kazanabileceğinizi kanıtlamanızdır.